Evet arkadaşlar, karşımızda bir Khan Akademi kullanıcısı tarafından yazılmış bir simülasyon var. Bu simülasyon örneklem varyansını hesaplarken popülasyon varyansı için yansız bir tahmin elde etmek adına neden n-1'e bölmemiz gerektiğini bize anlatıyor. Evet, burada tek düze bir dağılıma sahip olan bir popülasyon var. Zaten Justin'de popülasyonu için 0'dan 200'e düz bir olasılık dağılımı kullandığını bize söylüyor. Daha sonra bu popülasyondan boyutu 50 olan örneklemler almaya başlıyoruz. Ve her örneklem için n'ye, n-1'e, n-2'ye bölerek örneklem varyansını hesaplıyoruz. Örneklem sayısı arttıkça burada değişik şekillerde hesaplanan varyansların ortalamasını alıyoruz. Ve bu ortalamaların neye yakınsadığını bulmaya çalışıyoruz. Bakın, bu bir örneklem. Bir tane daha var ve bir tane daha. Buna basarsam bir sürü örneklem almış, yani sürekli bir örnekleme yapmış olurum. Justin bunu yaparken çok enteresan bir şey fark etmiş. N ile bölündüğünde örneklemlerin sayısı artsa bile buradaki bir sürü varyansın ortalaması olan örneklem varyansı gerçek varyansın altında kalıyor. N-1'e bölündüğünde elde ettiğimiz tahminin oldukça iyi bir tahmin olduğunu söyleyebilirim. Örneklem varyansının, yani örneklem varyanslarının ortalaması gerçek varyansa yakınsıyor. Yani bir noktada birleşiyor. Ve son olarak n-2'ye böldüğünde ise örneklem varyanslarının ortalaması gerçek varyansın üstünde çıkıyor. O halde en iyisi her zaman n-1'e bölmek. Yan tarafta başka grafikler verilmiş. Yatay eksende örneklem ortalamasının gerçek ortalamadan ne kadar farklı olduğu gösterilmiş. Sağ tarafa gittikçe örneklem ortalaması gerçek ortalamadan büyük, sola gittikçe de küçük oluyor. Bu örneklem için burada örneklem ortalaması gerçek ortalamadan daha büyük. Burada ise daha küçük. Burada ise çok ama çok az daha büyük. Dikey eksene geldiğimizde buradaki paydayı kullanıp, yani n'ye bölerek iki farklı varyans hesaplıyoruz. Birinde örneklem ortalamasını, diğerinde de popülasyon ortalamasını kullanıyoruz. Daha sonra da örneklem ve popülasyon ortalaması kullanılarak hesaplanan ortalamaların farkını dikey eksende görüyoruz. Mesela buradaki noktada. Ortalama, örneklem ortalaması kullanılarak hesaplandığında, popülasyon ortalamasını bilseydik bulacağımız ortalamanın çok altında kalıyor. Sonuç olarak da bu ilginç şekli elde ediyoruz. Justin bu şekil hakkında düşünmemizi de öneriyor. Yani bu şekli nasıl ve neden elde ettiğimiz çok önemli. Evet, bu grafiği incelediğimizde eğrinin x ekseninin altında kaldığını görüyoruz. Örneklem varyansını bu formülü, yani örneklem ortalamasını kullanarak hesapladığımızda her zaman popülasyon ortalamasını kullandığımızda bulacağımızdan daha küçük bir varyans elde ederiz. Ama n-1'e böldüğümüzde her zaman daha küçük değil, zaman zaman daha büyük bir değer buluruz. Ve tüm bu varyansların ortalamasını aldığımızda yakınsayan bir sonuç elde ederiz. Burada ise diğerlerine kıyasla daha sık büyük değerler buluyoruz. Biraz karışık olduğunun farkındayım. Daha iyi anlamanız için buradan bir ekran görüntüsü alalım ve biraz daha detaylı inceleyelim. Evet, kırmızı grafikte kırmızıya yakın bir renk turuncu kullanacağım. Tüm örneklemler için, aradaki uzaklık için örneklem varyansını, örneklem ortalamasını kullanarak ve n'ye bölerek hesaplıyoruz. Ve bundan popülasyon ortalamasını bilseydik bulacağımız örneklem varyansını çıkarıyoruz. Bu istatistikte sıkça rastladığımız bir şey değildir. Ama yine de bize örneklem varyansı tahminimizin popülasyon ortalamasını bilmediğimiz bir durumda ne kadar doğru olduğu hakkında bilgi verir. Evet, buradaki uzaklığın tanımı bu. Ve bakın, hemen hemen her zaman düşük bir tahmin yapmışız. Burada tahminlerimiz biraz daha büyük ama aynı zamanda yine düşük tahminler de yapıyoruz. Ve ortalamasını aldığımızda gerçek değerlerine yakınsıyor, yani yaklaşıyor. Burada n-1'e, burada da n-2'ye bölüyoruz.